Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ayçiçeklerini biçmeye başladık. Yani verimler zaten düşük. Sapları görüyorsunuz, incecik, cılız cılız saplar var. Şöyle göstereyim. Şimdi 314'ün önüne Jiguli taktık. Arkasına da Efe'nin çekilirti potingerini taktık. Zaten verim yok, fiyat yok. Var dedik, mazottan biraz tasarruf yapalım. Bu şekilde ikisini taktık. Şu anda şurada gösteriyor. 5 litre hektara, yani dönüme yarım litre yakıyor bu işte. Hani kombine şekilde yarım litre ile bu iki işi birden yapıyoruz. Yani başka çare kalmadı artık. 2-3 işi birden yapmak gerekiyor. Tarım biraz sıkıntı da. Verim yok. Yağış düşmedi. Üstüne üstlük şu an fiyatlar belli değil. Bitiyoruz bakalım ne olacak, ne bitecek biz de bilmiyoruz. Bakın saplara bakın, yani normalde böyle mi olması gerekiyor? Yani yerde yarım metre sap yok. Sap nerede yok? Yok çünkü. Şöyle karşı komşuya bakın, yok yani. Boy yok. Hani yağmur olmayınca hiçbir şey olmuyor haliyle. Durumu. Şöyle sıra başlarını ayarladıktan sonra potingeri hiç kaldırmıyorum. Çekilirdim zaten. Bir başlarda Jiguli'yi kaldırıp indir yapıyorum, o kadar. Sonra da sabitleyiciyi alıp devam ediyorum. Bazen böyle işte toprak attığı olabiliyor. Çok da hızlı gitmiyoruz. 12 km ile şöyle gidiyorum ama yine de attığı olabiliyor. Yani çok fazla bir toprak da çıkarmıyoruz. Yumuşak. Yani çaprazını kapadık biraz makinenin. Alttan büyük tekeşler çıkarmasın diye. Bu şekilde daha güzel oluyor. Sağ sol goen tuşuna ön kolları atalım. Arka kısma da potingeri yukarı aşağı indirip kaldıran valfini, şu mavi olan jack yukarı aşağı yapıyor. Onu atalım. Yani kolay kullan çünkü sıra sonunda yavaşlayıp durmaya çalışırken aynı anda şuradan kolları vesaire bırakıp da onu yaptığınızda traktör hala gidiyor çünkü biliyorsunuz gazla ayağın çekiniz dur traktör değil bu. Joystick'te kullandığımız için. Yani kolayı bu olması gerekiyor mecburen. O şekil ben de ayarladım. Sıra sonunda hemen onu kaldırıyoruz. Tabi arka tarafı kaldırmıyoruz. O dönüşlerde hep işliyor. Önden görerek işi yapmak daha bir farklı. Daha rahat oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, arkama hiç dönüp bakmıyorum desem yeri var. Sürekli ön tarafa bakarak. Şimdi buralarını hep dümensiz ektik biz, dümenleme kullanmadan ekmiştik. Şimdi sıralar yamuk, karışık.
Hani önden bakarak gitmek daha rahat oluyor. Şöyle ekrandan da dümeni kullanmıyorum. Sadece boyamasını kullanıyorum. Yani nereleri yapmışım, nereleri kalmış gibi görmek amacıyla. Etem de boşaltıyor. Bayağı zaman oldu biliyorum, video atmadım. İş yoktu arazide, işimiz yoktu. Yani ekstra çekilecek bir içerik de bulamadım açıkçası. Yani şöyle oluyor, bizim burada bu zamanlarda başka işler olmuyor. Yani ölü sezon diyebilirim. Bundan sonra azar azar böyle ufak tefek işler olacak. Onlarla ilgili artık böyle videolar çekeceğim. Kaldıralım. Şunu kollarımızı indirelim. Bir aşağıdan da görelim durumu. Şu şekilde ön kollara bağlı. Normalde sürekli şurayı takıyorduk. Şimdi ön kol için burayı takmamız gerekiyor çünkü bıçağın ters yönü var. Şöyle ön kollarda takılı. Şu kollar tam 90 santim falan geliyor. Yani Avrupa ölçüsü buymuş. Yani yerli bir marka bizim bu Orhay. Adamlar Avrupa standartında makine yapmış. Helal olsun. Şöyle arkamızda da FM'imiz takılı. Şuradan bir tane söktük, şunu komple söktük. Çünkü bir tık geniş geliyordu. Bir tane oradan, bir tane de şuradan söktük. Şunu da söktük. Çünkü onları sökmediğimizde ön taraf 3 metre. Burası 3 metreyi geçiyor. Yani çaprazını kıssak da yine geçiyor. O yüzden çıkarmamız gerekti. Çiğnemesin diye. Bu şekilde çok daha rahat oluyor. Yani toprağa bakın, kuraktan ne olmuş arkadaşlar, bakın. Efsane çatlamış. Yani bu şekilde iş yapıyoruz. Bu video bu kadar oldu. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.